Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün bireysel emeklilik sistemini sizlere anlatacağız. Aslında bugün biraz farklı bir program yapalım istiyoruz. Sizlerden gelen sorulara ağırlıklı cevap vermek istiyoruz. Stüdyo konuğumuzla, canlı yayın konuğumuzla. Malum 1 Ocak'ta bireysel emeklilik sistemi, 10 yıldır süren bireysel emeklilik sistemi 1 Ocak itibariyle değişikliğe uğradı. Ve %25'lik devlet katkısı geldi. Geçtiğimiz haftalarda da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 9 aylık hatta 10 aylık gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı ve artışları anlattı. Evet, yani aslında kafalarda bir taraftan çok soru işaretleri var ama bir taraftan da sistemin içindeki kişiler de önlerinde ne olduğunu görmek istiyorlar. İşte biraz sizlerden gelen sorulara hem yer verelim istedik hem de stüdyo konuğumuzla biraz da getiriler. Yani sistemin fon getirileri üstüne konuşmak istedik. Evet efendim, bize ulaşacağınız adresler bakış@habertürk.com elektronik posta adresi, yani e-mail adresi. Twitter üzerinden de soru soracaksınız. Habertürk'ün Twitter'ından istediğiniz soruyu bireysel emeklilikle ilgili sorabilirsiniz. Stüdyomuzda Signa Finans Emeklilik Genel Müdür Vekili Sayın Ajden Söztek bizlerle birlikte sizlerden gelen sorulara da Sayın Sözlük cevap verecek. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Mehmet Bey. 4 milyona ulaşıyor galiba. Evet, çok az kaldı. Bir 10 bin kişi kaldı. Bu 4 milyon olunca duyduğuma göre Sayın Babacan tekrardan bir araya gelip bir 4 milyonuncu katılımcıya bir plaket gibi, plaket mi derler işte, bir şey verecekmiş. 4 milyonuncu katılımcı, değil mi? Böyle bir şey var. Çok isabetli olur, çok manalı olur tabii ki. Bir de şey var mı Ajden Bey, yani 4 milyonuncu katılımcı hangi şirketten olacak diye böyle bir yarış var mı? Yok, hayır, yani bizim bireysel emeklilik şirketleri olarak birinci hedefimiz Türkiye'de bireysel emeklilik sistemine katılımcı sayısını arttırmak. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi fonları iyi işletmek ve netice itibariyle insanların emekliliklerine ulaştıklarında ikinci bir emeklilik geliri elde etmelerini sağlamak. Şimdi Ajden Bey, bir şey anlatmakta ben gerek hem bu ekrandan izleyicilere hem de gazetedeki yazılarımda bir şey anlatmakta zorluk çekiyorum. Evet, %25 devlet katkısı var. 100 liraya 25 lira, 1000 liraya 250 lira. Tamam, bunda hiçbir şey diyecek. Dünyada olmayan, hatta Türkiye'de de hiçbir yatırım enstrümanında olmayan bir katkı. Ama işin öbür tarafı da, yani devlet katkısını bir kenara koyacak olursak olayın getiri kısmına baktığımızda herkes şunu söylüyor. Hayır kardeşim, bir şey getirmiyor. Kazanamıyoruz. O birikimlerimize bir şeyler binmiyor. Ne oluyor Ajden Bey? Yani bunu gerçekten böyle samimiyetle bizle bir paylaşır mısınız? Neden bireysel emeklilik fonları katılımcının istediği getiriyi sağlamıyor? Şimdi OECD ülkelerinde birinci sıradayız falan. Tamam ama serra, yani içe döndüğümüzde bir problem var herhalde. Nedir? Şimdi hep ifade ediyoruz. Bireysel emeklilik sistemi uzun vadede netice veren bir sistem. Kısa vadede bir sene, iki sene, üç sene içerisinde bu sistemin getirilerini çok fazla hissetmek mümkün değil. Galiba biz biraz bu konuda sabırsız davranıyoruz. Biraz daha sabırlı olup uzun vadede getirilere bakmak lazım. Biraz önce söylediniz, son 5 yıllık nominal ortalamalarda Türkiye OECD ülkeleri içerisinde bireysel emeklilik fonlarının getirisinde %11 ile, yani yıllık ortalama %11 ile birinci sırada yer aldı. Ama siz de takdir edersiniz ki ekonomik konjonktür tüm yatırım enstrümanlarının getirilerini etkileyebiliyor. 2013 yılına geldiğimizde ekonomik konjonktür bu anlamda bireysel emeklilik fonları ve diğer yatırım enstrümanlarında olumlu etkiler yaratmadı. Ama bir senelik yüksek getirilerden yola çıkıp da bu sistemi spekülatif anlamda kazanç edilecek bir sistem olarak değerlendirmek de doğru değil. Öbür tarafta yine bir senelik götürüden ya da az getiriden yola çıkarak bu sistemin az kazandırdığını söylemek de doğru değil. Sonuç itibariyle %25 devlet katkısı asgari ücrete kadar. Üzerinde enflasyonun her zaman üzerinde, bugüne kadar enflasyonun her zaman üzerinde seyretmiş olan fon getirileri, bireysel emekliliği açık ara önemli ve etkin bir
yatırım enstrümanı, uzun vadeli bir yatırım enstrümanı olarak ön planda tutuyor. Biz sizinle yıllardır program yapıyoruz bu bireysel emeklilik programı. Hep de size denk geliyor. Hep soruları size soruyoruz yani. diğer konuklarımızla sohbet ediyoruz ama siz hep vatandaştan gelen sorulara denk geliyorsunuz. Herhalde bu da sizin şansınız olsa güzel gerek. Güzel bir şey. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki devlet katkısına yatırılan paralar nasıl değerlendiriliyor? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Şimdi devlet katkısına yatırılan yani devletin yatırmış olduğu katkı payları her bireysel emeklilik şirketinin devlet katkısının yönlendirileceği özel fonlarda değerlendiriliyor. Yani? Yani bunlar da bir fon ama devletin bize vermiş olduğu çerçevede ağırlıklı olarak sabit getirili yatırım enstrümanlarına dayalı ve kesintileri sıfıra yakın olan fonlar bunlar. Canlı yayın sırasında da sorular gelmeye başladı. Ben aralarından bazılarını seçip size paylaşacağım. Mesela bir Twitter'dan da sorular geliyor çünkü aynı zamanda oraya da verelim. Bir izleyicimiz fonların getirisi, emeklilik fonlarının getirisi var mı diye soruyor. Bir getiri var mıdır? Yani ben şunu şöyle açayım. Ben bu fonlara yatırım yaptığımda kazanabilirim de kaybedebilirim de. Tabii devletin getirdiği bir şu kadar getiriyi sağlamak zorundasın katılımcıya kardeşim diye bir sınırı var mı? Fonlarda böyle bir sınır yok. Hı-hı. Ne alt ne üst bir sınır yok. Ancak tabii ki fonların performansı ile ilgili de bir takım düzenlemeler geliyor bildiğiniz gibi. SPK Sermaye Piyasası Kurulu 2014 yılından başlamak üzere fon performanslarının, yüksek fon performanslarının ve düşük fon performanslarının ücretlendirmesiyle ilgili farklılıklar getiren bir düzenleme getirmekte. Artı eğer ki bir emeklilik şirketinin yönettiği bireysel emeklilik fonları belli parametrelere göre belli performans kriterlerinin altında kalırsa bu fonların bir başka fon işletim şirketiyle, yönetim şirketiyle işletilmesi yönünde de düzenlemeler 2014 yılında hayata geçiyor olacak. Bu anlamda fon performanslarının çok daha yakından takip edildiği, kamu otoritesi tarafından çok daha yakından takip edildiği yeni bir döneme giriyor oluyor bireysel emeklilik fonları. Bir başka izleyicimiz şöyle bir yorumda bulunmuş. Fonlar hem getirisi olmadığı gibi kesintiler de çok yüksek demiş. Bu vesileyle izleyicimizin bu sorusu, yorumu daha doğrusu sorusu değil. Bu yorumun üzerine ben şöyle sorayım. İki tür kesinti yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir tanesi şirket kesintisi, şirket gider kesintisi. Bir tanesi de fon işletim kesintisi. Bunların oranları değişti galiba değil mi? Tabii ki. Devlet katkısının devreye girmesiyle birlikte 2013 yılının başından itibaren hem katkı payları üzerinden yapılan kesintiler hem de fon işletim gideri olarak yapılan kesintilerde çok önemli düşüşler oldu. Bugün geçmiş yıllardaki kesintilere baktığımızda yarısından daha düşük olduğunu görüyoruz yapılan kesintilerin bu fonlar üzerinden. Hı hı. Bu anlamda şu anda hem katkı payı kesintileri hem de fon işletim gideri kesintileri ortalamada %1,5 %2'ler seviyesindedir baktığımızda. O da biliyorsunuz fon üzerinden yapılan kesintiler günlük fon performansı üzerinden, fon değeri üzerinden kesilir. Sonuç itibariyle yıllığına vurduğumuzda bunun ortalaması %2'ler ortalamasında, %2'ler mertebesinde olmaktadır. Diğer yatırım enstrümanlarıyla karşılaştırdığımızda Türkiye koşullarında bu kesinti oranlarının aslında çok makul olduğu görülmekte. Peki sizlerin katılımcıya kazandırmak için belli bir oranın üzerinde kazandırmak için bir garantiniz yok değil mi? Tabii, yani, şimdi efendim şöyle tabii biliyorsunuz. Bir dönem hayat sigortası da vardı çünkü izleyiciler böyle bir enflasyonun şu kadar üzerinde ya da fon böyle bir şey vardı. Şimdi bireysel emeklilikte böyle bir uygulama yok bu diye soruyorlar. Bireysel emeklilikte böyle bir uygulama yok. Hayat sigortalarında bildiğiniz üzere bir teknik faiz uygulaması vardır. Hı hı. Tarifelerde belirtilen. Bireysel emeklilikte de yatırım riski katılımcının üzerindedir. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi emeklilik şirketleri ve birlikte çalıştıkları portföy yönetim şirketleri fonların en iyi şekilde yönetilerek enflasyonun üzerinde ve diğer yatırım enstrümanlarıyla karşılaştırıldığında makul düzeylerde getiri sağlamakla tabii ki yükümlüler. Nitekim müşteriler yine hatırlatmakta fayda var. Eğer ki fonlarının getirilerinden memnun değillerse
aynı şirket dahilinde 6 defa, yılda 6 defa fon değişimi yapabiliyorlar. O şirketin performansından memnun değillerse bir yıl sonunda bireysel emeklilik şirketlerinde değiştirebiliyorlar. Yani aslında şirketlerin performansı yukarıda tutup müşteriyi memnun etmekle ilgili ihtiyacı sistemin içinde katılımcıya bu serbestileri verilmesiyle şirketler açısından zorlayıcı bir hale geliyor. Yani şirket piyasa koşullarında iyi bir getiri sağlayacak, müşterisine iyi bir hizmet götürecek ki bireysel emeklilik katılımcısı o şirkette uzun süre devam etsin. Aksi takdirde memnuniyetsizlik durumunda şirketini değiştirme serbestisi, biraz önce ifade ettiğim gibi, sistemin içinde bir müşteri hakkı olarak zaten var. Peki seri sorayım. Bir izleyicimiz vefat halinde bireysel emeklilik sisteminde varislerin durumu nedir diye sorar. Şimdi vefat ve maliyet durumunda vergi düzenlemesi diyor ki sanki sistemden emekli olmuş gibi değerlendiriliyor katılımcı. Biliyorsunuz sistemden emekli olma durumunda sadece getiriler üzerinden %5'lik bir vergi kesintisi söz konusu oluyor. Daha sonra da bu rakam, yani elde edilen fon ya da para, o müteveffa kişinin terekesine dahil ediliyor ve onun kanuni varislerine ödeniyor. Ne kadarlık bir kesintiden bahsediliyor o durumda? Şimdi bireysel emeklilik sisteminden çıkarken vefat durumunda %5'lik bir vergi kesintisi yapılıyor. Aynı mıdır? Yani birebir midir? Vefat durumunda da aynıdır. Vefat, yani maliyet ve varislere verir. Emeklilik durumunda aynıdır, %5'tir. Peki 10 yılı doldurup yaşım dolmadan sistemden çıkarsam ne zararım olur diyor. Bu vesileyle bize bu erken çıkışlardaki, erken çıkış yani 3 yıl, 5 yıl sonra çıkışlardaki kesintiler ve zararla kasıt ne tabii, onu da bir izah ederseniz. Şimdi biliyorsunuz eskiden erken çıkışlar sadece vergisel bir düzenlemeye tabiydi. 10 seneden önce çıkışlarda ana para artı getiri üzerinden %15'lik bir vergi kesintisi yapılıyordu. Ancak 2012'nin Ağustos'undan itibaren devlet katkısının da devreye girmesiyle birlikte 10 yıldan önce yapılan çıkışlarda sadece getiri üzerinden %15'lik bir vergi kesintisi tatbik ediliyor. Yani eskiden toplam fon üzerindeydi. Şimdi sadece fonların getirisi üzerinden bir %15'lik kesinti yapılıyor. Ancak devlet katkısında da biliyorsunuz bir takım katılımcıyı sistemde tutmak üzerine düzenlemeler var. Onu da isterseniz kısaca bir hatırlatalım. Devletin katılımcı adına yatırmış olduğu, biraz önce bahsettiğimiz asgari ücretin %25'ine kadar olan devlet katkıları ve bunların getirileri, katılımcı sistemde minimum 3 yıl kalırsa bunun %15'ine hak kazanabiliyor. Yani 3 yıl kaldıktan sonra devletin yatırdığı katkının ve onun getirisinin %15'ine hak kazanabiliyor. 6 yılı geçtikten sonra %35'ine hak kazanabiliyor sistemde. 10 yılı tamamladıktan sonra %60'ına hak kazanıyor. Emekliliğe geldiğinde, yani sistemde 10 yıl kalıp, minimum 10 yıl kalıp 56 yaşına ulaştığında da, ya da biraz önce bahsettiğim gibi vefat ve maliyet durumlarında da devletin yatırmış olduğu katkı payının ve bunun getirisinin tamamını hak kazanabiliyor. Yani şimdi sistemde daha uzun süre kalmak için eskiden sadece bir vergi düzenlemesi varken bugün devletin katkı payına, yatırdığı katkı payına hak kazanabilmek için de sistemde uzun süre kalmak gerekliliğinin olduğunu söylemek gerekiyor. Peki, meşhur soru. Yıllardır, yani son 2 yıldır bitmeyen soru. Stopaj iadeleri ne zaman ödenecek? En az bir 10 tane izleyicimiz bunu sormuş. Yani sistemden daha önce ayrılıp da işte ana paraları üzerinden kesilen stopajları bu yıl sonuna kadar ödenecek deniyordu. Ne zaman ödenecek diye sorar. Stopaj iadeleri ödeniyor ama tabii ki anladığım kadarıyla sorulardan henüz almayan seyircilerimiz var. Ama ödenmeye devam ediyor. Tabii ki bizim de bilgimiz Maliye Bakanlığı'nın Gelirler İdaresi'nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde, ama ödenmeye devam ettiğini biliyoruz biz kendi tecrübemizden. Bir başka meşhur soru. Ben bunlara, bazı sorulara klasiktir, meşhur soru diyorum. Hemen hemen her yayında geliyor izleyicilerden. Devlet katkısının garantisi nedir? Birkaç yıl sonra eğer devlet bu katkıdan vazgeçerse ne olur?
Bu soru en son basın toplantısında 10. yılını kutladığımız basın toplantısında Sayın Bakan'a da iletildi. Babacan'a da soruldu, evet, değil mi? Evet. Sayın Bakan'ın, diyorsunuz ki burada sorulması normal, Babacan'a bile soruldu. Yani Başbakan Sayın Bakan'ın verdiği cevabı aslında vermek lazım. Çünkü otorite tabii ki onlar. Bu bir kanunla düzenlenmiştir. Bugün itibariyle böyle bir husus, yani hiçbir şekilde ne gündemde ne dillerde. Tabii ki yani kanunla düzenlenen bir şey bir başka bir kanunla da kaldırılabilir. Ama bugün devlet katkısıyla birlikte bireysel emeklilik sisteminin gelişimine baktığımızda işte bu sene 1 milyondan fazla yeni katılımcı var. Şimdi bir yeni ufuk çıktı. 2023 yılında 10-12 milyon kişinin bireysel emeklilik sisteminde aktif katılımcı olarak yer alacağı, Türkiye'de 250 milyar liranın üzerinde bireysel emeklilik fonunun birikeceğiyle ilgili artık projeksiyonlar yapılıyor. Şimdi bu kadar büyük bir nüfusu ilgilendiren ve makroekonomik bir sistem haline gelen bireysel emeklilik sisteminde bu teşviklerin açıkçası kaldırılacağını ve azaltılacağını ben şahsen düşünmüyorum. Çünkü zaten kendi içinde fevkalade büyük faydalar yaratan hem halka hem devletin borçlanma ihtiyaçlarına hem de ekonominin uzun vadeli ihtiyaçlarına büyük faydalar yaratan bir yapı haline dönüşüyor bireysel emeklilik sistemi. Benim buna bir başka türlü de katkım var Acizan Bey. Yani şöyle diyorum. Diyelim ki 3 sene sonra oldu da hükümet değişti, şu oldu, bu oldu ve devlet katkısı kaldırıldı. 3 sene boyunca devlet katkısını almış olursunuz. Yani zaten böyle bir olanak yoktu. 3 sene, 5 sene, 5 sene almış olursunuz, değil mi? Tabii. Kötü mü? Tabii. Ona da katılıyorum. Ona da katılıyorum. Bugün en nihayet cari bir sistem. Devlet bu katkı payını yatırıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi kaldırıldığı durumda ben vatandaş olarak şahsen mutlu olmam. Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz Acizan Bey. Canlı yayında girdi araya. Biraz daha fazla stüdyo tuttuk. Onun için önce bir kusura bakmayın. Çok ama yani canım benim için sorularıma demeyeceğim ama izleyicilerin sorularına katkıda bulundunuz. Sorular çok. Nasıl sonra biz önümüzdeki haftalarda yapacağız. Sizi bir daha davet ederiz. Tekrardan cevapları verirsiniz. Ben çok de size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet efendim, Bir Bakış programının sonuna geldik. Sigda Finans Emeklilik Genel Müdürü Vekili Sayın Ajdan Sözlük bizlerle birlikteydi. Sizden gelen sorulara süremiz el verdiğince cevap vermeye çalıştık. Efendim yarın yine aynı saatte birlikte olacağız. Size bu sefer kentsel dönüşümü anlatacağız. Kentsel dönüşümde bugüne hangi noktaya gelindiğini, Türkiye genelinde ne tür gelişmeler olduğunu tam yetkili ağızdan, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşümle ilgili Genel Müdürü Sayın Vedat Gürgen'i Ankara stüdyosuna davet edeceğiz. Ve merak ettiklerimiz hem bizim hem sizden gelenler neyse soruları Sayın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.